İsfai Saymaz, Sözcü Gazetesi. Açılmamış havalimanlarına müdür atadılar. Geçen hafta mahalle karakolundan arandım. Git gel ahbap olduk polislerle ya. Yine ifade var gel dediler. Gittim. Meğer Devlet Hava Meydanları İşletmesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkan Yardımcısı Nadir Arslan, Sözcü'de yayınlanan Devlet Torpil Meydanları İşletmesi başlıklı yazımda kurumda kendisi dahil torpilli yandaşların kayrılmasından söz ettiğim için rahatsız olmuş. Arslan, halkı yanıltıcı bilgiyi yaydığını ileri sürüyor. Hakkımdaki tebligatı okuyunca, arsızlığın bu kadarı olmaz dedim içimden. Yönetmelik istismar ediliyor. Malum, bir süredir devlet hava meydanları işletmesindeki kadrolaşmayı yazıyorum. Genel Müdür Hüseyin Keskin, yandaşlarını terfi ettirmek için personel görevde yükseltme ve unvan değişikliği yönetmeliğindeki boşluğu istismar ediyor. Yönetmeliğe göre havalimanı müdür ve müdür yardımcılıkları için yükselme sınavı gerekmiyor. Torpilli yandaşlar ilkin müdür yardımcısı yapılıyor. Ardından alt göreve getirilerek normalde sınav ve yeterlilikle gelinebilecek şeflik, baş mühendislik ve şube müdürlüklerine atanıyorlar. Bu görev için sınavın yanı sıra 4 yıllık üniversiteden mezun olma, baş kontrolör ve AİM şefi olarak 2 yıl çalışma şartı gerekiyor. Birleşik Taşımacılık Sendikası Havacılık Şube Başkanı Osman Karaman terfileri yargıya taşıyıp iptal ettiriyor. Torpilliler hiç hak etmedikleri koltuklarda otururken Karaman sürülmek isteniyor. Arslan'ın başarı hikayesi. BTS'nin terfini iptal ettirdiği torpillerden biri de beni şikayet eden İnsan Kaynakları Daire Başkan Yardımcısı Nadir Arslan. Arslan'ın başarı hikayesi şu şekilde. 2020'de Destek Hizmetleri Dairesi'ne Başkan Yardımcısı oldu. 4 gün sonra Türk Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğüne şube müdürü yapıldı. Arslan'ın torpilli ataması Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi'nde iptal edildi. Kararda liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde olduğundan bahsetmenin mümkün olmadığı belirtildi. Arslan karara rağmen İnsan Kaynakları Dairesi Başkan Yardımcılığına getirildi. Karaman'ın sürgün yazısına daire başkanı Çiğdem Güvenç ile birlikte Arslan'ın da imzası yer alıyor. Müdire hanımdan kardeşe kıyak. Güvenç kardeşine torpili hak görürken Arslan'a şaşmamak gerekiyor. Güvenç, laborant kardeşi Mehmet Okan'ı yeterliliği olmamasına rağmen memur sıfatıyla Şanlıurfa Havalimanı'nı aldırdı. Okan'ın kariyer basamaklarını sıçrayarak çıktı. Önce Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Daire Başkanlığı'nda bilgisayar işletmeni, ve 3 Mart 2020'de sınava bile girmeden Tokat Havalimanı'nda müdür yardımcısı oldu. Tokat'a gitmedi bile. Bir gün sonra şef olarak atandı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi 12 Ekim 2023'te atamayı iptal etti. Kararda idarenin alt görevdeki memurları üst kadroya sınavsız şekilde atama yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine göre kullanılması gerektiğini kaydediyor. Karardan bu pozisyon için görevde yükselme sınavını bekleyen, sınava hazırlananların olacağı dikkate alındığında pozisyonların sınırlı olması ve bu şekilde doldurulmalarının kamu yararı ve hizmet gereklerine uymadığı. Yandaş sendikacı müdür oldum. İktidar yanlısı ulaştırma memur sen genel başkan yardımcısı Murat Olgun şef olarak çalışırken Gökçeada Havalimanı Müdürlüğüne atandı. Hemen sonra İnsan kaynakları dairesinde şube müdürü yapıldım. Ankara 11. İdare Mahkemesi 19 Eylül 2023'te bu atamayı iptal etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi yargı kararını uygulamamak için Olgun'u baş uzmanlığa atadı. BTS yine dava açmaya hazırlanıyor. Önceki Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal'ın sekreteri Binnur Şahin de 2014'te Trabzon Havalimanı Baş Müdür Yardımcısı olarak atandı. Ardından Seyri Sefer Daire Başkanlığı'nda şube müdürü oldu. Ankara 8. İdare Mahkemesi 28 Eylül 2023'te atamayı iptal etti. Şahin bu kez baş uzmanlığa getirildi. BTS e itiraz edecek. İnşaat halindeki havalimanına atadılar. Devlet Hava Meydanları İşletmesi adını kayırmacılık tarihine altın harflerle yazdıracak bir yöntem daha icat etti. Torpilli yandaşları henüz açılmamış havalimanlarına müdür olarak gösteriyorlar. Örnek mi? Şef Hakan Çöl 2020'de Isparta Burdur Havalimanı'na müdür olarak atandı. Bir gün sonra işletme şube müdürü yapıldı. BTS atamayı iptal ettirdi. Devlet Hava Meydanları işletmesi eski görevine iade etmesi gereken çölü 30 Kasım açılmamış Yozgat Havalimanı müdürü olarak atadı. Ancak bu havalimanı açılmadığı için Devlet Hava Meydanları işletmesindeki görevine devam ediyor. Aynı gün Hasan Hakan Karakuş'ta açılmamış olan Gümüşhane Bayburt Havalimanı müdür yapıldı. Karakuş, Şefken, Trabzon Havalimanı'nda baş müdür yardımcısı olarak atanmıştı. Birkaç gün sonra şube müdürü yapılmıştı. Mahkeme atamayı iptal edince Gümüşhane Bayburt Havalimanı'na müdür oldu. Atama yazısı bile kayırmacılığın itirafı sayılır. Yazı şöyle. Karakuş'un şube müdürü olarak atanmasının iptaline karar verilmiştir. Çanakkale Havalimanı müdürü kadrosuna atanması gerekmekte ise de kadro dolu olduğundan Gümüşhane Bayburt Havalimanı Müdürlüğü emrinde boş bulunan havalimanı müdür kadrosuna atanması uygun görülmüş olup inşaat süreci devam eden havalimanının tamamlanmasına kadar Trabzon Havalimanı Baş Müdürlüğü emrinde görev yapacaktır. Yardımcıları da torpilli. Açılmamış havalimanlarının müdürleri değil, yardımcıları da torpilli. Örneğin Hakan Çiftçi. Bu kişi Kahramanmaraş Havalimanı'nda itfaiyeciyken Malatya Havalimanı Müdür Yardımcısı oldu. Bir gün sonra Kahramanmaraş'a havalimanına şef yapıldı. Mahkeme iptal edince Yozgat Havalimanı Müdürlüğü'ne atandı. Burası açılmadığı için şu an Esenboğa'da. Bir diğeri Neşe Ünsal. Köyü daire başkanlığında memurken Sinop Havalimanı Müdür Yardımcısı oldu. Ardından köye şef yapıldı. Mahkeme iptal edince Gümüşhane Bayburt Havalimanı Müdür Yardımcısı atandı. Haber bekliyorum. İşte böyle. Mahalle karakolundaki ifademde bütün bu kayırmacılıkları bir tamam anlattım. Dedim ki liyakatsizliğin, kayırmacılığın, torpilin, partizan kadrolaşmanın bürokraside çürümeye ve toplumda rahatsızlığa yol açtığı kanaatindeyim. Ben gazeteci olarak denetim görevimi yerine getiriyorum. Liyakatsizliğe ve adaletsizliğe karşı mücadele ediyorum. Bakalım dava açılacak mı? Bir gözüm sürekli cep telefonumun ekranında. Karakoldan haber gelir diye bekliyorum. Depremde 100 canın gittiği blokta zemin etüdü yokmuş. Kahramanmaraş'ta 22 blokluk Ebrar Sitesi 6 Şubat depreminde enkaza ve toplu mezara dönüştü. 22 bloktan 18'i yıkıldı, 4'ü ağır hasar aldı. En az 1400 can gitti. K bloktaki yaklaşık 100 yurttaşın can verdiği tahmin ediliyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat ve Mühendislik Fakültelerinden 7 akademisyen geçen Ekim ayında k ilişkin bilirkişi raporu hazırladı. Raporda k zemin etüt raporunun olmadığı belirtiliyor. Bu yüzden k yakınındaki Hünkar Apartmanı'nın zemin etüt raporu incelenerek rapor hazırlandı. Diğer bulgular şu şekilde. Statik hesap raporu yok. Temel donatı alanı yetersiz. Zemin emniyet gerilmesi açısından yetersiz. Kirişler donatı alanı yetersiz. Raporda binanın projesini yapan Tevfik Tepebaşı asli kusurlu bulundu. Ancak Tepebaşı'nın çok önce öldüğü anlaşıldı. Belediyenin proje kontrolünden sorumlu yetkililer tali kusurlu kabul edildi.